özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi asla başka birisine PKK dışında kullanabileceği örgüt olan PKK dışında hiç kimseye bırakmak istemiyor. Bu yüzden de buranın kaybına karşı Arap aşiretlerinin bu sefer daha düzenli harekat icra ettiğini dikkate aldığında bu bölgeden, çünkü bu bölgenin kontrolden çıkması PKK terör örgütüne petrol satarak elde ettiği gelirden terör örgütünün yoksun kalması demektir. Bu ise Amerika'ya ek bir maliyet yükleyecektir. Amerika bütçesinden daha fazla pay ayıracaktır. Halbuki Amerika işin kolayını bulmuş, Suriye'ye ait olan petrolü PKK'ya vererek onun işletmesine, hatta buradan Şam'a bile petrol satmasına müsaade ediyor. Hatta hatırlayalım, Trump buna izin vermişti. Amerikan şirketlerinin bu konuda faaliyet göstermelerine onay vermişti. Bu yüzden de bu bölgenin, Davis or Raqqa dediğimiz bölgenin çok önemli olduğunu Amerika biliyor. Ve bu yüzden de ki Suriye'de yeterli gücü yok. 400, 500 veya taş çatlasa 1000'e yakın askeri var. Bunlarla birlikte değişik bölgelerde oldukları için de ve bunlar çok yüksek muharip düzeyde de değiller açıkçası. Muharip olan birlik sayısı son derece az. Bu yüzden de önemli olan vekilinin 700-800 kadar askeri bu bölgeye göndererek en azından aşiretlerin terör örgütüne karşı üstünlük sağlamadan belli bir süre daha idare etmesini sağlayacak ve akabinde bir önceki, geçen yıl Ağustos'ta olduğu gibi yine devreye girecektir. Yani aşiretlerle terör örgütünün arasını bir şekilde bulma yönüne gidecektir. Karşılıklı tavizler verdirerek bunu yapmayı hedeflediğini de söyleyebiliriz. Ama bu tabii rejim açısından da son derece uygun. Türkiye açısından da uygun. Niye? Hatırlayalım, PKK terör örgütü ne yapıyordu Suriye Demokratik Güçler adı altında? Seçim var. Şu anda PKK'ya karşı yürütülen bu hamleler Ayn El Arab bölgesinde açılan üst bölgesi. Raqqa, Deir ez-Zor bölgelerinde, özellikle Deir ez-Zor'da Arap aşiretlerinin PKK'ya yönelik faaliyetleri, İranlı milislerin PKK terör örgütüne Fırat Nehri doğusuna doğru yapmış olduğu bir takım hamleler. Bütün bunları dikkate aldığımızda aslında Türkiye ile Rusya ve Suriye arasındaki mekanizmanın etkinleştiğini ve buna İran'ın da destek vermekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zamanlama da çok önemliydi. Terör örgütünün işte 11 Ağustos'u ötelemişti seçimleri, söz seçimleri. Tam onların olmasından birkaç gün önce bunun oluyor olması terör örgütünde ciddi bir panik havasının, aynı anda da Irak, Kuzey Irak'ta da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pençe kilit harekatının sürüyor olması, oradan gelecek personel, terörist ve lojistik desteğinde kesintiye uğrayacak olması terör örgütünü ve Amerika'yı ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Bu yüzden de bu yapılanlar zamanlama itibariyle son derece önemli ve yerinde hamleler olarak düşünüyorum.